Mısır Arap Cumhuriyeti Vakıflar Bakanlığı'ndan 12 Kasım 2021 tarihli Cuma hutbesinin Türkçe'ye çevirisini sizlere aktarıyorum. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala şöyle buyurur. وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Hani Rabbiniz şöyle duyurmuştu. Andolsun eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Şehadet ederiz ki bir tek Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Yine şehadet ederiz ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Salat ve selam Peygamberimiz Muhammed üzerine, ailesi ve ashabinin üzerine olsun. Hayatın sıkıntı ve ferahlık, darlık ve genişlik, hüzün ve sevinç durumları arasında olması yüce Allah'ın hikmetidir. Müminler de tüm bu durumlara sabredip şükrederler. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Müminin durumu hayranlığa değer. Çünkü her hali kendisi için bir hayır sebebidir. Böylesi bir özellik sadece müminde vardır. Sevinecek olsa şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir bela gelecek olsa sabreder. Bu da onun için hayır olur. Yüce Allah'ın güzel hikmetlerinden biri de sıkıntıdan sonra bir ferahlık, zorluktan sonra da kolaylık getirir. Allah Teala şöyle buyurur. Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Gerçekten güçlükle beraber bir kolaylık vardır. Bilin ki bir durum gerektiğinden fazla daralırsa genişler ve hiçbir zaman bir zorluk iki kolaylığı yenmez. Mutlaka her sıkıntının arkasında bir ferahlık ve her zorluğun ardından da bir kolaylık vardır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Sevinç üzüntüyle, kolaylık da zorlukla birliktedir. Tüm Hazreti Peygamberlerin hayatları üzerinde tefekkür eden kişi bunu apaçık görür. İşte Hazreti Yakup Aleyhisselam sevgili oğlu Hazreti Yusuf'u kaybeder. Yıllar sonra da ikinci oğlunu kaybeder. İki oğlunun kaybolmasını ağlamasından ve üzüntüden gözleri göremez hale gelir. Allah Teala şöyle buyurur. Üzüntüden iki gözüne ak düştü. O artık acısını içinde saklıyordu. Ama buna rağmen Hazreti Yakup umudunu kesmedi. Onun diliyle Kur'an-ı Kerim'de şöyle ifade edilir. Ey oğullarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden umudunu kesmez. Bu sıkıntının ardından Allah'tan ferahlık gelir. Ve Allah Teala ona kendi güzlerinin nurunu ve iki çocuğunu geri verir. Allah Teala şöyle buyurur. Müjdeci gelip gümleyi Yakup'un yüzüne koyunca güzleri açılıverdi. Yakup, ben size Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi dedi. Allah Teala Hazreti Yunus'u aleyhisselam fırtınalı denizden, gece karanlığından ve balinanın karnından kurtarınca zorluk kolaylığa ve darlık da genişliğe dönüşmüştür. Allah Teala şöyle buyurur. Zünnunu da hatırla. Hani öfkelenerek gelmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten zulmedenlerden oldum diye dua etti. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Allah Teala Hazreti Zekeriya'nın yaşlı, kemikleri gevşek, zayıf ve saçları beyaz olduktan sonra kendisine çocuk nasip etti ve duasına icabet etti. Allah Teala şöyle buyurur. Orada Zekeriya Rabbine dua etti. Rabbim bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin dedi. Zekeriya mabette namaz kılarken melekler ona Allah sana kendisinden gelen bir kelimeyi doğrulayıcı, efendi, nefsine hakim ve salihlerden bir peygamber olarak Yahya'yı müjdeler diye seslendiler. İslam şeriatının metinleri üzerinde tefekkür eden kişi Allah'ın kurtuluşun anahtarlarını belirlediğini görür. İşte bunlardan Allah'tan sakınmak, ona dua ve zikir etmektir. Allah Teala şöyle buyurur. Kim Allah'a karşı gelmekten sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu açar. Onu beklemediği yerden
rızıklandırır. Kim Allah'a tevekkül ederse o kendisine yeter. Şüphesiz Allah emrini yerine getirendir. Allah her şeye bir ölçü koymuştur. Allah Teala yine şöyle buyurur. Yahut kendisine dua ettiği zaman zorda kalmışa cevap veren ve başa gelen kötülüğü kaldıran, sizi yeryüzünün halifeleri kılan mı? Allah ile birlikte başka ilah mı var? Ne kadar az düşünüyorsunuz? Resulullah Efendimiz bir keder ve üzüntü hissettiği zaman şöyle dua ederdi. Azamet ve vakar sahibi olan Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Azametli arşın sahibi olan Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Göklerin Rabbi, yerin Rabbi ve yüce arşın Rabbinden başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Diğer bir hadiste de kim bir keder, gam, hastalık veya sıkıntıya uğrayıp da Allah benim Rabbim, onun ortağı yoktur diye dua ederse sıkıntısı giderilir. Sıkıntı ve ferahlık, zorluk ve esenlik esnasındayken insanın yüce Allah'ı daima zikretmesi, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın bizi uyardığı kimselerden olmaması ne güzeldir. Allah Teala şöyle buyurur. İnsana bir zarar dokunduğu zaman Rabbine yönelerek ona yalvarır. Sonra kendi tarafından ona bir nimet verdiği zaman daha önce ona yalvardığını unutur ve Allah'ın yolundan saptırmak için ona eşler koşar. Diğer bir ayette insanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine yönelerek ona dua ederler. Sonra Allah onlara kendinden bir rahmet tattırınca da bir bakarsın ki içlerinden bir grup Rablerine ortak koşuyorlar. Yine de diğer bir ayet-i kerimede denizde size bir sıkıntı dokunduğunda bütün taptıklarınız kaybolur, yalnız Allah kalır. Fakat sizi kurtarıp karaya çıkarınca yüz çevirirsiniz. Zaten insan çok nankürdür. Yine de diğer bir ayet-i kerimede de ki sizler açıktan ve gizlice ona eğer bizi bundan kurtarırsa elbette şükredenlerden olacağız diye dua ederken sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarır? Bu ayetler sıkıntı anlarında Allah'a dua ve niyazda bulunanların durumunu tasvir eder. Allah onlardan zararı giderince sanki hiçbir şey olmamış gibi eski hallerine devam ederler. Rafah'ta Allah'ın nimetlerine şükretmeye, Allah'ı bullukta ve darlıkta hatırlamaya ve sıkıntılara sabretmeye ihtiyacımız var. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Kim üzüntülü ve sıkıntılı zamanlarda Allah'ın duasını kabul etmesini isterse, bulluk sıhhatli zamanlarında da çok dua etsin. Ebu Derda radıyallahu anh der ki, ferahlık zamanında Allah'a dua et ki sıkıntılı gününde duana icabet buyursun. Allah'ım tüm gamlıların gamını gider ve verdiğin nimetlere şükretmeyi nasip et bize.